Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Rüzgar Gibi Geçti, Bölüm 28. Şu kereste fabrikası yok mu? Frank onu her düşündüğünde, Scarlett'e ondan bahsettiği için kendi kendine lanet ediyordu. Frank'ın tanıdığı insanların en beteri olan Red Butler'e küpelerini sattığı yetişmiyormuş gibi, kocasının fikrini bile sormadan kereste fabrikasını satın almıştı. Bütün bunlar bir yana, Frank'ın en çok kızdığı, Scarlett'in fabrikayı Frank'ın yönetmesine izin vermeyişiydi. İşte bu hiç iyi bir şey değildi. Sanki Frank'ın vereceği kararlara güveni yoktu. Scarlett, kereste işine bizzat atılacağım demişti. Frank, o anda duyduğu dehşeti asla unutmayacaktı. Kendi başına iş yapacaktı ha? Bu düşünülemezdi bile. Atlanta'da ticaret hayatına atılmış olan tek kadın yoktu. Zaten Frank, dünyanın hiçbir yerinde bir kadının ticaret yaptığını duymuş da değildi. Kadınlar ailelerine yardım edebilmek için para kazanmak zorunda kaldıkları zaman bunu kadınca yollara başvurarak yapıyorlardı. Öğretmenlik, müzik dersleri vermek, evine pansiyoner almak gibi işlerle uğraşabiliyordu. Scarlett, kereste fabrikasını işletmeye başlamıştı. Çoğunlukla kocasından erken kalkıp Şeftali Ağacı Caddesi'nde arabasıyla yürünüyor ve Frank dükkanını kilitleyip Pitipet Alan'ın evine akşam yemeği yemeye geldikten sonra ormanların azatlı kölelere ve yankilerle dolu olmasına rağmen Peter amca ile birlikte eve dönüyordu. Son günlerde şehirde kereste satmaya başlamıştı. Scarlett arada sırada bir gün fabrikaya gitmiyor ve kereste pazarlığı için şehirde kalıyordu. Bugünlerde Frank dükkanın arka tarafındaki odaya saklanmak ve hiç kimseye görünmemek isterdi. Karısı kereste satan bir adamdı o. Halk Scarlett hakkında söylemediğini bırakmıyordu. Büyük bir olasılıkla karısının böyle kadınlara yakışmayan işler yapmasına göz yumduğu için Frank hakkında da kötü şeyler söylenmekteydi. Yabancı erkeklerin özellikle tanımadığı işçilerin içinde böyle kendini göstermesi bir yana mükemmel matematik bildiğini ortaya koymak da bir kadına yakışacak bir şey değildi. Her şey bir yana Scarlett para kazanıyordu ve hiçbir koca karısının bu kadar kadınlığa yanaşmayan bir işten kar etmesine kolay kolay göz yumamazdı. Scarlett bu parayı kocasına vermiyor ve bir kısmını onun içine yatırmayı aklından bile geçirmiyordu. Paranın büyük bir kısmı Tara'ya gidiyordu. Scarlett düzenli olarak Will Benten'den mektuplar yazıp gönderdiği parayı ne şekilde harcaması gerektiğini bildiriyordu. Bütün bunlardan başka Frank'a Tara'nın onarımı ve ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra parasını ipotek işlerine yatırmak istediğini söylemişti. Frank bunu ne zaman düşünse vay vay diye inliyordu. Bir kadının ipoteğin ne olduğunu bilmeye hakkı yoktu. Şu günlerde Scarlett birbiri ardınca planlar yapıyor ve bu planların her biri Frank'a ötekinden kötü görünüyordu. Genç kadın bir keresinde Charles'tan kendisine kalan ve Sharman'ın yakmış olduğu dükkanı yerine bir salon yaptırmak istediğinden bile bahsetmişti. Bu salona sahip olmak, onu kiralamak iyi bir iş değildi. Bir evi içinde fuhuş yapılsın diye kiraya vermeye benzer. İnsana kötü şans getirirdi böyle şeyler. Ama Frank bunun niçin iyi bir şey olmadığını karısına bir türlü ispat edemedi. İleri sürdüğü bütün delilleri Scarlett saçma sapan olarak nitelendirdi. Kocasına şöyle diyordu. Salonlar her zaman iyi para getirir. Her amca öyle söylerdi. Yüksek fiyatlarla kiralamak daima mümkün. Hem baksana bana Frank, satamayacağım düşük kaliteli kerestelerden ucuz mal olan bir salona yatırıp istediğim fiyata kiralayabilirim. Sonra onun getireceği kirayı kereste fabrikasının karını ve ipoteklerin getirdiğini bir araya koyup başka bir kereste fabrikaları satın alabilirim. Frank'ı şaşırtan sadece karısının görüş ve gelecek için yaptığı tasarılar değil, evlendikten sonra birkaç yıl içinde son derece değişmesiydi de. Bu onun evlendiği tatlı, yumuşak dişi değildi. Kısa flört devresi sırasında Frank hayatında ondan daha nazlı, daha tatlı, hayata karşı daha ürkek bir kadın tanımadığına inanmıştı. O zaman Scarlett hayatı bilmiyor, ondan korkuyor, çaresizlik içinde kavrandığını her haliyle belli ediyor ve bu ona büyük bir cazibe veriyordu. Oysa şimdi sesi bile sert ve kalındı ve asla bir genç kız gibi uzun boylu düşünüp taşınmadan bir anda karar veriyordu. Ne istediğini biliyor ve onu elde etmek için kadınlara özgü gizli ve dolaylı yollardan değil, en kısa ve en doğru yoldan gidiyordu.
tıpkı bir erkek gibi. Frank bundan önce böyle buyurucu kadınlar görmüş değildi. Bütün güney şehirlerinde olduğu gibi Atlanta'da da kimsenin çatışmak istemediği erkeksi kadınlar vardı. Ama bu kadınlar erkeklerin kılavuzuna ihtiyaçları olsa da olmasa da onlara önem verdiklerini belirtirlerdi. Hiç olmazsa erkeklerin sözleriyle hareket eder, görünecek kadar terbiyeliydiler. Zaten önemli olan da buydu. Ama Scarlett kimsenin kılavuzuna baş edemez, kendi bildiğini okurdu. Şimdi de ancak erkeklerin yapabileceği bir işe atılmıştı ve bütün şehir arkasından söylemediğini bırakmıyordu. Frank acı acı ve diye düşünüyordu. Belki de onun böyle davranmasına göz yumduğum için beni eleştiriyorlar. Sonra bir de şu Red denilen adam vardı. Onun sık sık Pityalan'ın evine gelmesi Frank'ı rahatsız eden şeylerin başında geliyordu. Frank savaştan önce onunla iş yaptığı sırada bile bu adamdan hiç hoşlanmamıştı. Sık sık Red'i 12 meşelere getirip dostlarıyla tanıştırdığı güne lanet ediyordu. Savaş sırasında büyük bir soğukkanlılıkla spekülasyon yaptığı ve savaşa katılmadığı için ondan nefret etmekteydi. Red'in 8 ay konfederasyon ordusuna savaştığını yalnız Scarlett biliyordu. Çünkü genç adam bu sırrının ortaya çıkmaması için ona yalvarmıştı. Bu davranışından utanılacak bir şey olarak bahsetmekteydi. Frank ondan en çok konfederasyonun parasını cebe indirdiği için nefret etmekteydi. Amiral Bullock gibi birçokları aynı durumda oldukları halde büyük bir dürüstlükle ellerindeki parayı federal hükümete iade etmişlerdi. Frank bundan hoşlansa da hoşlanmasa da Red onları sık sık ziyaret etmekteydi. Görünüşe bakılırsa Miss Pity'yi görmeye geliyordu ama Miss Pity de pek akıllı olmadığı için buna inanıyor ve Red'in ziyaretlerine böbürleniyordu. Ama Frank büyük bir husursuzlukla onu eve çeken şeyin Miss Pity olmadığını hissediyordu. Çünkü küçük Vade hemen hemen herkesten çekildiği halde onu pek seviyor ve ona Red amca diyordu. Bu Frank'ı çileden çıkarıyordu. Hem de Frank, Red'in savaş yıllarında Scarlett ile arkadaşlık ettiğini ve şehrin ikisi hakkındaki dedikodularla çalkalandığını bir türlü unutamıyordu. Şimdi onlar hakkında daha beter dedikodular olabileceğini düşünüyordu. Frank'ın dostları, Scarlett'in kereste fabrikası işletmeye kalkışmakla yanlış bir davranışta bulunduğunu kocasına açıkça söyledikleri halde bu konuda en küçük bir imada bulunmaya bile cesaret edemiyorlardı. Ama Frank ister istemez kendisiyle Scarlett'in daha az toplantı ve ziyaretlere davet edildiklerini ve gittikçe daha az kimsenin ziyaretlerine geldiğini hissediyordu. Scarlett ise komşuların çoğundan hoşlanmıyordu. Zaten fabrika vaktinin o kadar büyük bir kısmını alıyordu ki sevdikleriyle bile görüşecek zamanı yoktu. Scarlett'i biraz eleştirecek olsa öfkeleniyor ve bir kedi gibi öfkesine hakim olamıyordu. Frank erkenden dükkana gidiyor, geç saatlere kadar orada kalıyordu. Pity bir an önce yuvasını emniyetine kavuşturmak isteyen bir tavşan gibi yatak odasına çekilirdi. Buddy ile Peter amca arabanın bulunduğu ahıra kaçarlar, Cookie mutfaktan çıkmaz ve asla şarkı söylemezdi. Scarlett'in öfkesine karşı koyabilen sadece dadısıydı. Çünkü ihtiyar kadın uzun yıllar Geralt O'Hara'nın yanında yaşamış ve onun öfke nöbetleriyle terbiye olmuştu. İyi bir dadı olmayı içten içe arzu ediyordu. Çünkü onu çok seviyordu ve Tara'yı kurtardığı için ona minnettardı. Ama ne yazık ki Frank sık sık onunla tartışarak sabrını taşırıyordu. Scarlett kendisinin eline dizginleri teslim eden bir adama asla saygı duymazdı. Üstelik Frank'ın gergin anlarda kendisine karşı olsun, başkalarına karşı olsun takındığı kısırık tavır onu son derece rahatsız ediyordu. Ama buna rağmen artık para sorunları yoluna girdiği için bunları görmemezlikten gelip mutlu bir hayat sürdürebilirdi. Ne yazık ki Frank sık sık bir iş adamı olmadığını ve onun dişi bir tüccar olmasını istemediğini belli ederek onu çileden çıkartıyordu. Scarlett'e göre Frank savaştan önce başarılı bir iş adamı olabilirdi. Ama artık her şey değişmişti. Öylesine değişmişti ki bu topraklarda artık bu değişikliğe kendini uyduramayanlara ekmek yoktu. Frank ise son derece eskiye bağlı, eski moda bir adamdı ve her şeyi eskiden olduğu gibi yürütmenin mümkün olduğunu sanıyor, öyle yapmak istiyordu. Bu yeni devirde gerekli olan mücadelecilikten eser yoktu onda. Scarlett yeteri kadar mücadeleci bir insandı ve bu istidadını sonuna kadar kullanmak niyetindeydi. Frank bundan ister hoşlansın, ister hoşlanmasın genç kadın kararını vermişti. Paraya ihtiyaçları vardı ve para kazanmak da kolay değildi. Frank'ın yapabileceği şey hiç olmazsa onun planlarını alt üst etmemek ve işlerine karışmamaktı. Bu planlarda Scarlett'in beklediği sonucu vermekteydi. Scarlett tecrübesiz olduğu gibi kereste fabrikasını idare etmek de kolay bir iş değildi. Rekabet ilk zamanlardakine göre çok artmıştı. Bu yüzden genç kadın çok kez akşamları eve sıkıntılı, öfkeli ve düşünceli geliyordu. Frank sessizlik istiyordu
büyük bir sadakatle orada hizmet ettiği halde savaş sağlığını bozmuş, servetini tüketmiş ve onu ihtiyar bir adam haline getirmişti. 4 yıl süren savaştan sonra Frank bunların hiçbirini düşünüp sızlanmıyordu. Hayattan bütün istediği huzur ve etrafında kendisini seven ve sevdiği yüzler görmek, dostları tarafından sevilip takdir edilmekti. Kısa bir zaman sonra evin içinde aradığı huzurun bedeli olduğunu fark etti. Bu bedel Scarlett'in dilediğini yapmasına göz yummaktı. Ne yapmak isterse istesin, müdahaleye razı olacak kadın değildi o. Böylece Frank, yorgun olduğu için Scarlett'in teklif ettiği şartlarda barışı kabul etti. Kimi zaman soğuk kış gecelerinde Scarlett gülümseyerek ona kapıyı açıp kulağını burnunu ya da böyle uygunsuz bir yerini öpünce yahut sıcak yorganların altında onun başını omzunda dinlendirdiğini hissedince katlandığı fedakarlığın hiç de hoşuna gitmediğini düşünüyordu. Scarlett'e müdahale edilmedikçe aile hayatı çok tatlı oluyor ama Frank'ın temin ettiği bu barış sadece bir görünüştü aslında. Bir kadın eviyle ve ailesiyle daha fazla ilgilenmeli ve bir erkek gibi şehrin içinde tek başına dolaşıp durmamalıdır diye düşünüyordu. Ah, bir çocuğu olsaydı. Frank aklına bu ihtimali getirdiği zaman gülümsüyordu. Bu ihtimal de pek sık geliyordu aklına. Scarlett büyük bir açık sözlülükle çocuk istemediğini ilk günden belirtmişti. Ama çocuklar istemeyi beklemezdi ki. Scarlett'in bir çocuğu olsa onu sevecek ve evde kalıp öteki kadınlar gibi çocuğuna bakmakla tatmin olacaktı. O zaman genç kadın fabrikayı satmak zorunda kalır ve Frank'ın sıkıntıları da sona ererdi. Bütün bunların mutluluklarını tamamlaması için bir çocuğa ihtiyacı vardı. Ve Frank, Scarlett mutlu olmadığını biliyordu. Kadınları tanımıyordu. Ama karısının zaman zaman acı çektiğini göremeyecek kadar da kör değildi. Evet, bir çocuk onu mutlu edecekti ve zihninin gereksiz şeylerle uğraşmaktan alıkoyacaktı. O fırtınalı gecede kapı çok önemli ve acil olduğunu belli edecek şekilde vurulmuştu. Frank kapıyı açarken Scarlett şalına sımsıkı sarılmış, kımıldamadan merdiven sahanlığında oturuyordu. Tony Fontaine gelip Frank'ın elindeki mumu üflemeden önce Scarlett onun kaya gibi yüzünü gördü. Merdivenleri uçarcasına indi. Tony'nin soğuk elini yakaladı. Genç adam fısıldadı. Peşimdeler. Teksas'a gidiyorum. Atım öldü sayılır. Açlıktan ölüyorum. Ashley dedi ki siz mumu yakmayın. Zencileri uyandırmayın. Ah, sizlerin başınızı asla belaya sokmak istemem. Mutfağın perdeleri ve panjurları sıkı sıkı kapatıldıktan sonra Tony ışık yakmalarına izin verdi. Scarlett oradan oraya koşuyor, ona yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Bu arada Tony kısa cümleler kullanarak Frank'a durumu anlattı. Şu Allah'ın belası atla buraya kadar ne hızla geldiğimi bilsen inanmazsın dedi. Ama bundan aynı hızla uzaklaşmam gerek. Yoksa diri diri derimi yüzeceklerine gayet iyi biliyorum. Ne olsa yaptığım iş bütün bu sıkıntılara katlanmaya değer. Allah da şahittir ki değer. Buradan Texas'a gidip orada izimi kaybettirmeye çalışacağım. Ashley, Jönös burada benimle beraberdi ve buraya size gelmemi o söyledi. Bir at bulmam gerek. Güldü ve Scarlett'in önüne koyduğu yiyecekleri oburca saldırdı. Frank sakin bir sesle, benim atımı alabilirsin dedi. Yanımda $10 var ama sabaha kadar bekleyebilirsen. Tony ciddi ama yine de neşesini kaybetmeyen bir sesle, bekleyemem dedi. Cehennem üstüme geliyor, muhtemelen peşime düşmüşlerdir bile. Vaktinde hareket ettiğim söylenemez. Eğer Ashley beni zorla atın üstüne bindirip yola koymasaydı, sersem gibi oradan oraya kalacak ve herhalde asılacaktım. Ashley iyi bir adam doğrusu. Demek bu korkunç bilmeceye Ashley de karışmıştı. Scarlett'in elleri ve boynu buz gibi oldu. Acaba şu anda Yankiler Ashley'i yakalamışlar mıydı? Frank niçin olup bitenlerin aslını sormuyordu Tony'ye? Niçin bu olayı büyük bir soğukkanlılıkla ve olağan bir şeymiş gibi karşılamıştı? Konuşabilmek için büyük bir gayret göstermesi gerekti. Ne diye söze başladı, ne? Babanın eski kahyası. O Allah'ın belası Jonas Wilkerson. Sen mi? Öldü mü? Tony, Tanrı şahittir ki lime lime doğradı mı herifi? Frank yine olağan bir şeyle karşılaşmış gibi iyi yapmışsın dedi. O adamdan hiç hoşlanmazdım. Scarlett ona baktı. Bu onun tanıdığı sıkılgan, beceriksiz, her zaman oraya buraya yönetebileceği Frank değildi. Şimdi onda soğuk ve kararlı bir adam hali vardı. Beklenmedik bir olayı ise büyük bir sükunetle karşılıyordu. Gereksiz sözler söylemek gereğini duymuyordu. O bir erkekti. Tony de bir erkekti. Bu korkunç durum bir kadının anlayamayacağı, paylaşamayacağı bir erkek işiydi. Ama Ashley yoksa o... Hayır, herifi o öldürmek istiyordu. Ama hayır dedim çünkü Sally benim yengemdi. Ashley de nihayet bunu kabul etmek zorunda kaldı.
Belki öbür kursun daha tek davranıp beni öldürür diye benimle John Osprey'e kadar geldi. Ama bizim Ashley'nin başının bu yüzden belaya gireceğini hiç sanmam. İnşallah hiçbir şey olmaz. Biraz reçel versene Scarlett. Bir de yolda açlıkta ölmeyeceğim diye bir kağıda yiyecek bir şeyler sar da yanıma alayım. Hey, o elindekileri kağıda sarmadan bir dilim kek daha var. Ha ne diyordum. Wilcox'un zencilerin eşitliği meselesinde çok ileri gittiğini dedikodular yayılmıştı. Ah evet, her an, her saat o kara derili aptallara bunu anlatıp duruyordu. O kadar da cüretkardı ki. Scarlett, Tony'nin utandığını hissetti. O kadar cüretkardı ki o kara derili bir erkeğin beyaz bir kadına sahip olmaya hakkı olduğunu söylüyordu. Ama Tony, olamaz. Tanrı şahittir ki bu doğru. Böyle midem bulanmış gibi görünmene şaşıyorum doğrusu. Ama bunu herkes biliyor Scarlett. Sen nasıl oldu da duymadın? Atlanta'da her yerde herkes bundan bahsediyor. Burada da zencilere aynı şeyi söylüyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum. Ah, herhalde Frank sana bundan bahsetmemiştir. Her neyse, bunları duyduğumuz zaman hepimiz bir gece Bill Corson alçağının yolunu kesip ihtarda bulunmaya karar vermiştik. Ama buna fırsat olmadı. Çünkü bizim eski kahya, kara derili Austin'i hatırlıyor musun? Evet, Sally akşam yemeğini hazırlarken mutfak kapısına gelmiş, ona ne demiş bilmiyorum. Bundan sonra da öğreneceğimi sanmam. Ama bir şey söylemiş olacak ki, Sally'nin feryadını duydum. Hemen mutfağa koştum ve onu gördüm. Sarhoştu, sallanıyordu. Köpek, köpek oğlu köpek. Pardon Scarlett. Ah, evet, devam et. Onu vurdum ve annem, Sally ile ilgilenmek için mutfağa girer girmez atımı atlayıp bir korsunu bulmak amacıyla Janus buraya doğru yola çıktı. Çünkü tüm suç ondaydı. O olmasa kara derili aptal böyle bir şeyi dünyada aklına getirmezdi. Yolda Tara'dan geçerken Ashley'e rastladım ve tabii o da benimle beraber geldi. Bill Corson'un Tara için yaptıkları yüzünden o da onu vurmak istiyordu. Ama bu fırsatı vermemi istedi benden. Ama ben hayır, Sally benim ölmüş kardeşimin karısı dedim. Ashley yol boyunca benimle tartıştı durdu. Şehre geldiğimiz zaman neyin farkına vardım biliyor musun Scarlett? Tanrı biliyor ki tabancamı yanıma almayı unutmuştum. Öyle öfkelenmiş, öyle öfkeden kudurmuştum ki onu ahırda unutmuştum. Bu durumda onu bıçağımla temizlemek zorunda kaldım. Onu bir barda yakaladım. Ashley ötekileri oyalarken ben de onu bir köşeye sıkıştırdım. Kendisine niçin saldırdığımı söyledim ona. Farkına bile varmadan işini bitirmiştim herifin. Tony dalgındı. Kendime geldiğim zaman Ashley benim atıma bindirmiş, size gelmemi söylüyordu. Ashley mükemmel bir adam, soğukkanlılığını hiç kaybetmiyor. Frank kolunda paltosuyla içeri girdi ve onu Tony'ye verdi. Bu onun biricik kalın paltosuydu. Ama Scarlett itiraz etmedi. Bu tamamen erkeklere ait olayın o kadar dışında hissediyordu ki kendisini. Ama Tony, evde sana ihtiyaçları var. Şüphesiz geri dönsen ve bunu neden yaptığını açıklasan daha iyi olurdu. Tony paltoyu aldı sırıtarak. Frank, bir budalayla evlenmişsin dedi. Bir erkek zencilerin ailesinin kadınlara saldırmasına engel oldu diye. Yankilerin onu ödüllendireceklerini sanıyor. Evet, ödüllendiriyorlar aslında ama bir ipin ucunda sallandırarak. Haydi bana bir öpücük ver Scarlett. Frank hiçbir şey demez biliyorum. Zaten seni bir daha görecek değilim. Texas öyle uzak ki. Mektup yazmaya cesaret edemem. Onun için evdekilere buraya kadar sağ salim vardığımı söyleyiverin lütfen. Scarlett öpmesi için ona yanağını uzattı. Sonra iki erkek bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında dışarı çıkıp arka kapıda bir süre konuştular. Sonra Scarlett birden nal sesleri duydu. Tony gitmişti. Kapıyı gıcırtatarak açtı ve Frank'ın sık sık nefes almakta olan sıska bir atı ahıra sokmakta olduğunu gördü. Tekrar kapıyı kapattı ve dizleri titreyerek oturdu. Artık kalkınmanın ne demek olduğunu biliyordu. Evi avaz avaz bağırıp çağıran çırılçıplak vahşiler tarafından kuşatılmış olsa da ancak bir şeyi bu kadar açık ve kesin olarak anlayabilir ve kavrayabilirdi. Zenciler gözle görülen tehlikeydi. Arkalarında ise Yankee süngüleri bulunuyordu. Scarlett öldürülebilirdi, tecavüze uğrayabilirdi ve pek kuvvetli bir ihtimalle bu yüzden hiç kimse ceza görmezdi. Onun intikamını almak isteyecek biri de Yankiler tarafından asılırdı. Hem de ne yargılanmak ne de jüri tarafından suçlu olup olmadığına karar verilmesi hakkı tanınmadan. Hukuk hakkında en küçük bilgiye sahip olmadıkları gibi cinayetin hangi şartlar altında işlendiğine de aldırmayan Yankee subaylar düzmece bir mahkeme tertipleyip
gerekli formaliteleri tamamladıktan sonra istedikleri güneylinin boynuna ilmeği geçirebilirlerdi. Scarlett büyük bir korku ve çaresizlik içindeydi. Üzüntüyle ellerini ovuşturarak Tony'nin yüzünde öyle bir ifade vardı ki Scarlett bu ifadenin aksini Frank'ın yüzünde de gördü. Aynı ifadeyi Atlanta'da başka erkeklerin yüzlerinde de fark etmişti. Daha önce çözümlemek ihtiyacını duymamıştı bu bakışı. Bu ordunun teslim oluşundan sonra evlerine dönen erkeklerin yüzünde gördüğü yorgun ve bezgin ifadeden tamamen farklıydı. Bu adamlar eve dönmekten başka bir şey aldırmıyorlardı. Şimdi yeniden hayatı önemsemeye başlamışlardı. Laçka olmuş sinirleri yeniden gerilmeye başlamıştı. İçlerindeki eski heyecan yeniden tutuşuyordu. Soğuk ve kederli bir açıklıkla yeniden hayat onlar için değerli olmuştu. Onlar da Tony gibi düşünüyorlardı. Buna dayanacak değiliz. İlk defa olarak çevresindeki insanlara yakınlık duyuyor, onlarla aynı şeyi paylaştığını hissediyordu. Evet, acılarında, kederlerinde, korkularında ve kararlarında birlerdi. Hayır, bu duruma katlanılmazdı. Güney mücadele etmeden de teslim edilmeyecek kadar güzel bir yerdi. Güneylilerden onlara her türlü çamuru bulaştıracak kadar nefret eden Yankilere sessizce teslim edemezlerdi ülkelerini. İçki ve özgürlükle başları dönmüş budala ve cahil zencilere terk edemeyecek kadar severlerdi Güneyliler vatanlarını. Frank sırılsıklam öksürerek içeri girdiği zaman Scarlett ayağa fırladı. Ah Frank, bu ne kadar sürecek? Yankiler bizden böyle nefret etmekle devam ettikçe şekerim. Hiç kimse bir şey yapamaz mı? Frank yorgun elini ıslak sakalına götürdü. Bir şeyler yapıyoruz. Ne? Bir şeyler elde etmedikçe bunlardan ne diye bahsedelim? Belki de yıllarca sürer. Belki de Güney hep böyle kalacak. Ah hayır. Şekerim yatağa gel. Üşümüşsündür, titriyorsun. Bütün bunlar ne zaman sona erecek? Hepimiz oy verene kadar şekerim. Güney için savaşmış olan her erkek oy sandığına, Güneyliler ve Demokratlar için oy atma hakkına sahip olana kadar. Scarlett ümitsizlik içinde bir oy mu diye bağırdı. Ama zenciler akıllarını kaybettikten sonra, Yankiler onları bize karşı böyle kışkırttıktan sonra bir oyun ne değeri var? Frank ona sabırla açıklamaya başladı. Ama oyların bütün işi halledebileceğine genç kadın bir türlü inanamıyordu. Bu onun anlayamayacağı kadar karışık bir meseleydi. İçinde büyük bir minnet duyarak Jonas Wilkerson'un artık Tara'yı tehdit etmeyeceğini ve Tony'yi düşünüyordu. Frank kolunu onun beline doladı. Böyle yaptığı zaman daima utanır, sıkılır, bir kadın gibi kıkırdardı. Sanki her seferinde Scarlett'in tahammülü tükenecek ve onu silkip atacak gibi gelirdi zavallıya. Ama bu gece gözlerinde dalgın bir ifade vardı ve Scarlett'i saran kolu güçlüydü. Şu sırada toprağı sürdürmekten çok daha önemli şeyler var şekerim. Bunlardan biri de zencileri korkutmak ve Yankee taraftarları beyazlara ders vermek. Tony gibi çocuklar yaşadıkça Güneyler için fazla telaş etmeye gerek yok bence. Yatağa gel. Ama Frank, hep birlikte hareket eder, Yankilere önem vermezsek bir gün mutlaka kazanacağız. Sen güzel kafanı bunlarla yorma şekerim. Bırak bunları erkekler düşünsün. Belki biz görmeyiz ama bir gün her şey düzelecek. Yankiler bize bir şey yapamadıklarını görünce böyle davranmaktan bıkıp usanacaklar. Ve o zaman eskisi gibi temiz bir dünyada yaşayıp çocuklarımızı bildiğimiz gibi yetiştirebileceğiz. Scarlett, Vade'yi bir süreden beri herkesten saklamakta olduğu sırrı düşündü. Hayır, çocuklarını bu nefret ve kararsızlık yüzeyin hemen altında kaynayan acı ve vahşet, sefalet ve güvensizlik ve katı yüreklilik dünyasında yetiştirmek istemiyordu. O, çocuklarının böyle şeyleri öğrenmelerini bile istemezdi. İleriye bakabileceği, güvenli ve düzenli bir dünya istiyordu. Böyle bir dünyada çocukları yalnız, tatlılık, yumuşaklık, güzel elbiseler ve lezzetli yiyeceklerle karşılamalıydılar. Birden Frank'a bir çocuk beklediği haberini verdi. Tony, kaçışını izleyen haftalar boyunca Hitty halanın evi sık sık Yankiler tarafından arandı. Bir süre Washington'da Birleşik Devletler'in savaş borçlarının ödenmesi için asilerin mallarına el konması akımları iyice kuvvet kazandı.
Bu da Scarlett'in sinirlerinin iyice bozulmasına sebep oldu. Atlanta'da askeri idarenin kanunlara karşı gelenlerin mallarına el konulacağı dedikoduları dolaşmaya başlamıştı. Başlarına böyle bir iş açtığı için Tony'den nefret ediyordu. Bir daha asla kimseye yardım etmemek kararındaydı. Sadece Ashley hariç. 1866 yılının bu soğuk ilkbahar aylarında Scarlett etrafına baktığı zaman kendisini ve bütün güneyi tehdit eden tehlikeleri açıkça görüyordu. Bu devirde hak ve hürriyet sahibi olan zencilerdi. Yankiler güneyin düzenini altüst etmişlerdi ve bunu böylece muhafaza etmek kararındaydılar. Cezaevleri güneylere saygıdeğer vatandaşları ile doluydu ve bunlar ne zaman yargılanacaklarını da bilmiyorlardı. Bazıları Ku Klux Klan ile ilgisi bulunduğu hakkında suçlanıyordu. Delil ve ispata ihtiyaç yoktu. Azatlı Köleler Bürosu'nun çabaları sayesinde de zenciler her zaman beyazları suçlamaya hazırdılar. Zencilere henüz oy hakkı verilmiş değildi ama Kuzey onlara bu hakkı tanımaya kararlıydı. Onlara siz de beyazlar gibisiniz, buna layık hareket edin. Cumhuriyetçilere oy verir vermez beyazların mallarına siz sahip olacaksınız. Zaten şimdiden sizin olmuş sayılır. Fırsat bulursanız gasp etmekten çekinmeyin deniliyordu. Bu masallarla başı dönen zenciler için özgürlük hiç bitmeyen bir kır yemeği, tatil ve boşuboşluk demekti. İstediklerini çalabilir, dilediklerini hakaret edebilir. Taşra'da yaşayan zenciler sürüler halinde şehre akın ediyorlardı. Barakalarda yaşıyorlardı ve en son olarak da salgın hastalıklar baş gösterdi. Azatlı Köleler Bürosu akın akın gelen zencilerin sayısı arttıkça işlediği hatanın bir kısmını anladı. Ve tekrar özgür olarak ücretle eski efendilerin yanında çalışabilecekleri söylendi. Buna razı olanlar çok daha ihtiyar olanlardı. Genç zenciler yine Atlanta'da kalıyorlardı. Zenciler hayatlarında ilk defa istedikleri kadar içki içebiliyorlar, sarhoş oluyorlar ve çalışmayı da sevmiyorlardı. Her çeşit suç işleniyor ve suçluların pek azı adalet önünde hesap vermeye davet ediliyordu. Eski ırgatlar birden kendilerini büyük bir güç sahibi olarak görmüş, değerlerini anlayamayacakları eşyalar arasında serbest bırakılmıştı. Çocuklar ya da maymunlar gibi vahşi bir hale geri vermişlerdi. Gece karanlığında evler, ahırlar yakılıyor, atlar, koyunlar, inekler güpegündüz çalınıyor, kadınlara ve kızlara saldırılar yapılıyordu. Güneyli erkeklerin mallarını ve namuslarını korumak amacıyla Ku Klux Klan bir gece içinde ortaya çıkıverirdi. Kuzeyde yayılan gazetelerde ise bu durumu ortaya çıkaran trajik sorumluluktan habersiz Ku Klux Klan üyelerinin yakalanıp asılmasını istiyordu. Bir milletin yarısı, bir nesil öncesi balta girmemiş ormanlara dayanan kara derili bir halkın boyunduruğu altına sokmak isteniyordu. Scarlett'in aklı durmadan kanun dışı zencilerle, ahlaksız yankilerin ne büyük bir tehlike teşkil ettiğiyle meşguldü. Mallarına el konulabileceği düşüncesi ise rüyalarında bile yakasını bırakmıyordu. Fakat ne garip ki, şu günlerde hep Tony Fontaine'in ateşli, heyecanla haykırdığı şu sözlerini hatırlıyordu. Tanrı şahittir ki buna tahammül edecek değiliz. Bu böyle devam etmeyecek. Savaşa, o büyük yangınlara rağmen Atlanta yeniden önemli bir şehir olmuştu. Konfederasyonun ilk günlerindeki gibi telaşlı, kalabalık ve yeni kurulmuş şehri andırıyordu. Yalnızca şehrin sokaklarını dolduran askerlerin üniformaları başkaydı. Para da başka kimselerin elindeydi ve zenciler de eski efendilerinin güçlükle para kazanırken çalışmadan karınlarını doyuruyorlardı. Yıkılan binalar yeniden yapılıyor, şehir hızla inşa ediliyordu. Şüphesiz savaş Atlanta'nın güneyindeki hayatının önemini büyük ölçüde arttırmıştı. Kuzeyden para kazanmak amacıyla gelen göçmenler Atlanta'yı kendilerine merkez yapmışlardı. Her çeşit macera perest, servet yapmak ümidiyle Atlanta'ya koşuyordu. Bunlar sokaklarda güneyin en saygıdeğer ailelerinin mensuplarıyla karşılanmaktaydılar. Atlanta bu gelişmeyle birlikte eğlence ve sefalet hayatını da birlikte getiriyordu. Üst üste salonlar açılıyor, kalabalık meydanlarda yan kasiciler, dolandırıcılar, fahişeler dolaşıyor, kumarhaneler büyük rağbet görüyordu. Atlantalılar büyük parlak ışıklı bir eğlence caddesinin meydana gelişini dehşetle karşılıyorlardı. Evlerde eğlenceler sabaha kadar sürüyor, tabanca sesleri geliyordu. En tanınmışı Belle Watting'ti. Pahalı mobilyalarla döşenmiş, güzel kızları olan lüks bir evdi.
Benle ihtişamlı bir kraliçeye benziyordu. Atlanta halka tiksinti ifade eden fısıltılarla bu evlerden söz eder. Kiliselerde papazlar bu evi kötülemek için birbirleriyle yarışırlardı. Herkes Belle gibi bir kadının böyle lüks bir genel ev açacak kadar parası olmadığını, bu işte onu destekleyen zengin bir hamisi olduğunu biliyordu. Redwood'lar ise onunla olan ilişkilerini saklamak lüzumunda asla duymamıştı. Bu yüzden Belle'yi destekleyen zengin şahsın ondan başkası olduğunu anlamamak güç değildi. Bu yeni yapılmış eğlence evlerinde her türlü lükse, eğlenceye ve çeşit çeşit yiyeceklere rağmen eski evlerin aşınmış kapıları arkasında ise açlık hüküm sürmekteydi. Eskiden yalnız fakir beyazlar arasında görülen hastalıklar şimdi Atlanta'nın en iyi ailelerini kasıp kavuruyordu. Kalp yetmezliği ve bedeni çöküntüden birçok kadın rahatsızdı. Sıska bacaklı, raşitik bebekler ve onları emziremeyen anaları vardı. Parlak ışıklar ve şarap, flüt sesleri ve dans, büyük güzel evlerdeki brokar kanepeler, sonra köşeyi döner dönmez açlık, buz gibi soğuk ve keder, fatihler için refah ve neşe, fethedilen ülke halkı için acı bir tahammül ve nefret. Scarlett bütün bunları görüyor, her gün teker teker yaşıyor, her an başına gelmesi muhtemel olan şeylerden korkarak yaşıyordu. Frank ile kendisinin Tony yüzünden Yankilerin kara listelerine geçtiklerini ve her an başlarına büyük bir felaket gelebileceğini de biliyordu. Ama özellikle şu sıralarda böyle şeylere asla dayanamazdı. Doğumu yakın, fabrika para getirmeye başlamış ve tarlanın sonbaharda pamukları toplanana kadar da para ihtiyacı vardı. Atlanta'da şu anda para boldu. Yeni inşaat faaliyeti dalgası ona beklediği fırsatı sağlamıştı. Kendi kendine devamlı olarak kasasız görünmesi, sokakta neşeli olması, kendisine hakaret edebilecek, zarar verebilecek beyaz ya da kara derili kimseyle çekişmemesi gerektiğini tekrarlamaktaydı. Azatlı öğrencilerin küstahlığı öfkeden başını döndürüyordu. Kolayca zengin olan şehrin eski fakir beyaz halkından ve göçmenlerden, Yankilerden onun kadar kimse nefret edemezdi. Ama ciddi bir şekilde çenesi düşük budala gibi davranmamalıyım diye düşünüyordu. Varsın diğer eski varlıklı Atlantalılar eski günleri ve asla geri gelmeyecek kaybettikleri için öfkelensinler. Yanki yönetimine ateş püskürsünler. Oy hakkılarını kaybettikleri için üzülsünler. Ya da Ku Klux Klan'a mensup oldukları için asılsınlar. Ku Klux Klan kelimesi onu ürkütüyordu. Diğer kadınların kocaları bu kuruma dahil diye övünsünler. Tanrı'ya şükür Frank'ın onunla ilgisi yoktu. Ah ne olur Tanrım, Haziran ayına kadar hapishaneden uzak olayım. Haziran'dan sonra Pity halının evine çekilmek ve çocuğu doğurana kadar kimseye görünmemek zorunda kalacak, hamileliğin son aylarında kimseye görünmemek zorundaydı. Şimdi bile bu durumda ortada dolaştığı için eleştirilmeye başlanmıştı bile. Hiçbir kadın hamileyken kimseye kendini göstermezdi. Pity hala bu utanç verici durumlara maruz bırakılmaması için yalvarmaya başlamıştı bile. Scarlett, Haziran ayından sonra çalışmamak için söz verdi. Haziran'a kadar fabrikayı düzene sokmuş olabilirdi. Biraz da para biriktirmek istiyordu. Yapacak çok şeyi ve çok az zamanı vardı. Scarlett için dakikaları sayılıyordu. Frank'ın dükkanı da biraz toparlanmıştı. Bugünlerde Atlanta'da kökünden kesilmiş dev bir bitkiyi andırıyordu. Öyle güçlü bir bitkiydi ki durmadan yeni filizler veriyor, yeni tomurcuklar yapraklardan fışkırıyordu. Kereste, tuğla ve taş fiyatları da artmıştı. Scarlett fabrikayı şafaktan gece yarısına kadar çalıştırıyordu. Pity hala onun hamilelerini saklayan yeşil bir pelerin ve gözlerinin rengine son modaya uygun bir şapka yaptırmıştı. Scarlett yanaklarına sürdüğü hafif bir allık ve çevresinde uçuşan kolonya kokusuyla güzelliği dayanılmaz bir hale geliyordu. Arabadan da pek inmiyordu. Scarlett'in kereste işinden para kazanmak niyetinde olan ve bunun büyük bir fırsat olduğunu anlayan tek kişi de değildi. Ama rakiplerinden de korkmuyordu. Bilinçli bir gururla hiçbirinin kendisiyle boy ölçüşemeyeceğini hissetmekteydi. Kadın oluşu onun lehine çalışıyordu. Kadınca davranışlardan sonuç alamayınca Scarlett de soğuk ve ticari olmasını biliyor ve her türlü ticari oyunlar oynuyordu. Bazen düşük kaliteli keresteyi yüksek kalite kereste diye satmaktan da çekinmezdi. Bazen rakipleri aleyhinde yalanlar da söylerdi. Önceleri bundan tedirgin olmasına, kendini suçlu hissetmesine rağmen zamanla gerekliliğine inandı.
Decatur yolunda bir kereste fabrikasına sahip bir beyaz, Scarlett'le kendi yönetimiyle mücadele etmek istedi. Ama bu ona faydadan çok zarar verdi. Scarlett kendisine hilekar, yalancı diyen bu tüccara karşı hiçbir şey söylemedi ama kerestesini onun kerestesinden daha ucuz ve iyi kalitede satarak bütün müşterilerini kendisine çekti. Ve adamı da kısa sürede iflas ettirdi. O zaman Frank'ı dehşet içinde bırakan bir şey yaptı ve adamın fabrikasını satın aldı. İkinci fabrikaya sahip olur olmaz onun başına güvenilir bir adamı bulmak meselesi de ortaya çıktı. Bay Johnson gibi birini istemiyordu. Scarlett'in bütün dikkatine rağmen onun malları kendisinden gizli olarak sattığını da biliyordu. Birisini bulmak güç değildi. Şu sıralarda herkes fakir, herkes işsizdi. Ama Scarlett bir türlü anlayamadığı sebepten dolayı bunların hiçbirini istemiyordu. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.